26 Ekim 1 Kasım yay burçları. Umarım her şey sizin için çok şöyle söyleyeyim, çok yorucu bir hafta olacak. Özellikle kendi işinizi yapan bazı yaylara demişim ki yeni iş oluşumları, yeni planlar, yer taşınma, farklı bir yere geçiş evreleri söz konusu olacak. Büyük bir firmada bile çalışsanız, bankada bile çalışıyor olabilirsiniz. Yerinizde değişim, şehir değişimi, iş değişimi, alan değişimi, mekan değişimi gerçekleşecek. Belki bu konular sizi biraz yıpratabilir. Belki kafanızda ben yeri alanımda, bulunduğum bölgede memnundum, niye beni uzağa itiyor diyorsanız, orada konum değişikliğiyle gideceksiniz. Hiç endişe etmeyin diyorum. Özellikle bu ara gereksiz paralar harcayabilir, kendi kendinize zarara sokabilirsiniz. Lütfen bu para konularınız biraz daha dikkate almanız gerekiyor. Çünkü siz bu ara kendinizle alakalı gereksiz o kadar garip şeyler aldınız ki, kıyafet de değil, hani diyeyim ki çapulcuya para verdin. Yani o kadar gereksiz şeyler aldın ki, gereksiz paralar ve kredi kartın ya da kendi kendine borç yarattın. Bunların hepsi toparlanacak ama bu özellikle Kasım ayı yay burçları para konularına dikkat edin, yoksa kendinizi sıkıntıya sokacaksınız. Yeni iş ortaklı iş kurmak isteyen ve kendi işini büyütmek isteyen yayları evet olabilir yapın demişim. Ama zamanı var, acele etmeyin, önünüzü görün. Çünkü şu an bulunduğunuz noktada bazı krizler var. Bir ilk önce bunları çözün, ondan sonra planladığınız, yapmak istediğiniz yönleri belirleyin. Artık şehir hayatından yoruldum, farklı şehire gitmek istiyorum, toprakla ya da araziyle uğraşmak istiyorum diyen yay burçları, sanki 2020 bitmeden bu kararı ve yeri belirleyeceksiniz. 2022'nin sonunda sanki böyle bir oluşumu, kafa tarihi belirlediniz. Evet, çalış, yerini belirle, toprağını al. Sonra nereye gitmek istiyorsun? Çünkü sen gezmeyi, farklı şeyler araştırıp görmeyi seviyorsun. Bence bu doğru bir karar. Özellikle devletle ilgili sıkıntısı olan, yani devlet işinden hani mesela devlette çalışıyorsunuz ama farklı bir kar, devletin içine girmek istiyorsanız sanki bununla ilgili çok olumlu süreç olacak ve siz devlet kadrosuna girmiş olacaksınız diyorum. Bu ara özellikle çok büyük firmalarda değil de normal alanda çalışan yay burçlarına şunu demişim. Fazla bu ara yöneticilerinizle ilişkinizde gerginlikler oluşabilir. Yani normal az insanların olduğunu. Bunlar biraz göze batıyor olabilir. Yay burcu dikkat et. Gereksizce birinin tuzağına düşüp işinden çıkartılmana sebep olabilir. Biri senin işini sıkıntıya düşürüyor olabilir diye not almışım. Evet, sağlık olarak özellikle şey demişim size. Seyahat etme fikriniz var. Kafamı boşaltma. Ruhsal yorgunluğunuzu seyahat ederek bu. Gereksiz para harcama diyorum sana. Hala seyahat edeceksin. Belki egzama noktanız, alerjik vücutta reaksiyonlarınız olabilir ve kadınsal bölgelerimiz, göğüs ve de rahmi bir kontrol ederseniz değerli yay burçları, sizin için iyi olacağını söylüyorum. Aile büyüklerimizde de özellikle uzun zamandır vakit geçirmeyen yaylar ailesiyle vakit geçirecek. Evli olan yay burçları güzel değişim ve birbirimizi anlama haftasına giriş yapacağız. Kavgalarımızı bitirecek barışsal enerjiler sağlayacaksınız. Sevgisiz olan, isyan eden yaylara da geçmişten biri ve yepyeni bir insanla ilişki enerjisine giriş yapacaksınız. Bu da size uğurlu ve bereketli gelecek değerli yay burçları. Evet, belki sizin yakın bir aile dostunuzun sağlık problemi sizi üzebilir. Bir Covid enerjisi olabilir. Aman dikkat edin. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Herkes aynı noktayla karşılaşabilir. Sıkıntı olmayacak, endişe etmeyin. Evet değerli yay burçları, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Günlük astrolojiyi merak ediyorsanız da Instagram sayfamda astrolojiden ne haberi veya Akkaya Official'ı dinleyerek öğrenebilirsiniz değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun. Sevgi sözcüğü size şey demek istiyorum. Derin seyahatler en büyük sevginiz olsun. Çünkü siz seyahat ederek, okuyarak, araştırarak ruhu keşfediyorsunuz. Derin sevgi kitaplarınız olsun. Kitaplar size sevgiyle dokunsun diyorum. Allah'a emanet olun.